Evet arkadaşlar şimdi geldik üçüncü parçamıza. Üçüncü parçamız ekranda görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde olacak. Teknik resim formatı yine bu şekilde. Şimdi geliyorum SolidWorks düzleminden tasarıma başlayacağız. Eksen noktamı ilk olarak çizeceğim. Bu şekilde yukarı doğru eksen noktamı çizdim. Daha sonradan line komutunu aldım. Bu şekilde kaba taslak bir ölçü vererek şeklimizi oluşturacağız. Şimdi bakın burada ilk olarak şu kısmı yapacağım. Ölçendirme kısmından 16 verilmiş ve üst noktadan da 19 milim olarak verilmiş. Geliyorum buraya akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu noktanın eksen noktasını olan merkez noktasını olan uzaklığı 16 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Aynı şekilde bu kısmı da ayarlıyoruz. 19 milim olacak şekilde ayarladım. Bu kısmın uzunluğu 2 milim olarak verilmiş. Bakın toplam boyda şu noktadan bu nokta arası 5 milim verilmiş. Geliyorum buraya. Uç noktayla bu nokta arasındaki uzunluğumuz da 5 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Şu kısmın uzunluğunu vermeden önce şu üst noktayı verelim. Tekrardan bakıyorum. 2,5 milimlik bir mesafemiz var. Şu kısmın uzunluğu 2.5 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Bu noktamızda 3.85 milim olarak bizlere verilmiş. Ve bu noktayı bu şekilde birleştiriyoruz. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu noktayla bu nokta arasındaki mesafemiz ise 4.30 milim olacak şekilde ayarladım ve görmüş olduğunuz gibi tam tanım olacak şekilde bitirmiş oluyoruz unsurlara geldim. Döndürerek katı oluşturma yapacağız. Ancak tabii ki de eksen çizgisi çizmemiz gerekiyor. Şöyle yatayda eksen çizgimi çiziyorum ve bunu yataya hizalıyorum. Unsurlara geldim. Döndürerek katı oluşturma diyorum ve eksenimi bu şekilde döndürüyoruz. Burada köşelerde 0.1 milimlik pah yani radius atama komutumuz olacak. Geliyorum buraya radius komutunu alarak sivri köşeleri yani şu uç köşelerimizi seçerek 0.1 milimlik radius atama işlemini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3. parçamızda bu şekilde yaptık. Hemen dördüncü parçamızda serimize devam edelim arkadaşlar.